Kum Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam 10 Kasım, bugün 10 Kasım. Hep birlikte bugünü idrak ediyoruz. Bugün hüzün günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ülkemizin kurucusu, o büyük insanı rahmetle, minnetle, özlemle, dualarla, fatihalarla anıyoruz. Evet, çok önemli bir gün. Tabii gündemimizin en yoğun bölümünü Atatürk oluşturacak. Atamızı anacağız biz de kum saati içerisinde. Bir VTR'miz var. Onunla beraber hemen başlayalım diyorum. Ardından Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da bir tweet'i var. Oradan devam edeceğiz efendim kum saatine. Diyorlar ki Atatürk olmasaydı biz cumhuriyeti kurardık. Ne dersin? Rauf Orbay, şunu itiraf edeyim ki eğer hiçbirimiz olmasaydık, Atatürk yapılanı yine yapardı. Şimdi geliyoruz tersine. Eğer Atatürk olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Kanun budur. Anıtkabir'e gittiğiniz zaman abdestli olacaksınız. Bana söz verin. Evet mi? Sonra onun ruhuna Allah'ın güzel ayetlerini bilen Fatiha'yı, İhlas-ı Şerifleri okuyarak hibe edecek. Ve teşekkür edecek. Sen olmasaydın ne şerefimiz, ne namusumuz, ne vatanımız, ne de devletimiz olmayacaktı diyecek. Evet, Profesör Doktor Haydarbaş Bey çok önemli noktanın altını çizmişti o konuşmasında. Cumhuriyet 2018 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşmasında Atatürk'le ilgili yani özet olarak o olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık diyor yakın arkadaşları, o zaman beraber mücadele ettiği arkadaşlar, ama biz olmasaydık o yine bu yapılanların hepsini yapardı diye ifade ediyorlar. Ve bugün Anıtkabir'e baktığımızda özel günlerde, işte 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde, efendim diğer 29 Ekim'dir, 19 Mayıs'tır, 23 Nisan'lardır dolup dolup taştığını ve ziyaret eden halkımızın da ellerini açıp o huzurda dualar ettiğini görüyoruz. Eskiden bu tür sahnelere rastlamak mümkün değildi. Şimdi bakıyoruz herkes 7'sinden 70'ine, hani sağından soluna, ortasında, neresi olursa olsun Türkiye'nin her tarafından akın akın hem Anıtkabir'e halkımız koştu. Dualarla beraber, rahmetle, minnetle, özlemle, sevgiyle atasını, atamızı andık, andılar. Evet, çok önemli bir eser burada da görüyorsunuz. Hoş geldin Atatürk eseri. Aslında atamızı andığımız bugün de bizim için çok önemli bir başucu eseri. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in kaleme aldığı bu eserle beraber, Hoş Geldin Atatürk eseriyle beraber Atatürk'ü evlerimize, hanemize, gönlümüze hoş geldin, gönlümüze hoş geldin dedik bir kez daha. Atatürk'le milletin, Türk milletinin arasının buluştuğu eserdi bu eser. Bugün onu andığımız, onu hatırladığımız, tekrar yad ettiğimiz bugün de herhalde çok önemli bir eser olarak evlerimizde olması gerekir diye düşünüyorum. Evet Murat Bey, hoş geldiniz. Bugün hoş önemli olsun. Bir gün. Atatürk'ü anma günü, 10 Kasım, onu yad ediyoruz. Tabii Atatürk'ü nasıl anmalıyız, neler yapmalıyız? Yani atam izindeyiz diyerek bitecek bir gün mü bu? Yoksa derinde neler yapmak, neler, nasıl Atatürk'ü anmak lazım? Evet, öncelikle bugün 10 Kasım. Saat 9'u 5 geçe bütün Türk milleti tek yürek oldu ve bütün hayat bir anda bütün Türkiye'de durdu. Kim için? Atası için, atamız için. Herkes ona hürmetle, ona duyduğu özlem ve saygıyla beraber efendim bir dakika da olsa saygı duruşuyla beraber hayatı durdurdu. Hayatı durdurdular.
Bu gerçekten çok güzel bir, yani o doğal bir organizasyon. Bunu milletimizi ayrıca bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Tabii atamızı rahmetle, özlemle, minnetle, hasretle andığımızda ifade ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki, yani Atatürk'ün bize sunmuş olduğu, bize bırakmış olduğu miraslara sahip çıktığımız müddetçe, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere, Türk bayrağı, Türk vatanı olmak üzere, biz bunu yaşattığımız müddetçe atamız da bizimle beraber yaşayacaktır. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Ve burada tabii yapılan açıklamalar var. Bunları detaylıca değerlendireceğiz. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey'in hani başlangıçta videoda da ifade ettiği gibi, haberde de ifade ettiği gibi, yani bu gerçekten namusumuzdan, şerefimizden, vatanımızdan, devletimizden bahsedeceksek bu tamamen atamıza borçlu olduğumuzu bu konuda hiç unutmamamız gerekiyor. Ve hani diyor, Anıtkabir'e gittiğiniz zaman aslında yani büyük bir evliyayı ziyaret ettiğinizi bilin. Ve ona ziyaret ettiğinizde yani sadece vatanımızı kurtaran bir insan değil, aynı zamanda peygamber torunu olan, Ehlibeyt torunu olan bir insanı ziyaret ediyorsunuz. Yani hatta hoş geldin Atatürk eserinde de ifade eder Ahmet Kayhan Hazretleri ki Ankara'nın bilinmiş olan büyük velilerinden, büyük efendim alimlerinden bir tanesi. Bir dönem devlet bakanlığı da yapmış olan Sayın Namık Kemal Zeybe ifade ediyor. Diyor ki Atatürk bir evliyadır. Evliyalı eğer sarıkta ve cübbede bilirseniz onun evliya olduğunu göremezsiniz. Ama bu gözle beraber onun nutuk eserine bakar, baştan sona bu gözle okursanız onun bir evliya olduğunu zaten görürsünüz diyor Ahmet Kayhan Hazretleri. Zaten Profesör Doktor Haydar Başbey de efendim yapmış olduğu Atatürk Vatandır sempozyumlarında, Hoş Geldin Atatürk eserinde bizi aslında yani Allah dostu olan, evliya olan Ehl-i Beyt torunu bir Mustafa Kemal'i anlattı. Bu yönü hiç anlatılmamıştı. Bu yönü de efendim asıl anlatılması gereken bu yönü de aslında öne çıkmış oldu, ön plana çıkmış oldu. Milli mücadeleyi sadece strateji değil, aslında ağzı dualı bir insanın da üzerinde peygamberin elinin olduğu Şeyh Sunusi Hazretleri'nin ifadesiyle bir Mustafa Kemal'in başardığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden Anıtkabir'e gittiğinizde bana söz verin diyor Profesör Doktor Haydar Başbey. Abdestli olacaksınız ve gittiğiniz zaman Fatiha'yı biliyorsanız Fatiha'yı, İhlas-ı Şerifleri, başka sureleri biliyorsanız onları okuyacaksınız. Ve ardından da diyeceksiniz ki biz sana teşekkür ediyoruz. Niye? Çünkü bize namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi, devletimizi, vatanımızı sen bize kazandırdın. O yüzden sana sonsuz teşekkürler diyerek orada atamıza teşekkür edeceksiniz diyor Profesör Doktor Haydar Başbey. Ki biz ne zaman Anıtkabir'e ziyaret etme fırsatı bulsak bu denilenleri zaten yapmaya çalışıyoruz. Efendim bazı tıklım tıklım doluyor. Özellikle de bunu ifade etmek lazım. Atatürk'ün hani o milletle arasını açmaya çalışanlar bu eserden sonra millet atasıyla tekrar buluştuktan sonra Anıtkabir'de onun istirahatgahında sayı olağanüstü şekilde bir artış gösterdi. Milyonlar artık yani ne kadar engellemeye çalışsalar, ne kadar fitne bu konuda çıkartmaya da çalışsalar hiçbir şey ifade etmiyor. Artık o fitne kaldırılıp bir köşeye atıldı. Şimdi halk tıklım tıklım dolduruyor. Evet, milyonlar şu anda evet. Geliyor. Sadece her bakın, an bir rekor kırılıyor. Bugün yani. Bazı haberler dikkatimi çekti. Yani sadece Anıtkabir'de değil. Ya bakın Anıtkabir'e zaten milyonlarca insan gidiyor. Hasbelkader bulunduğu yerlere de Atatürk'ün bir şekilde, mesela Dolmabahçe'de bulunmuş. Bugün İstanbullular Dolmabahçe'ye doluştu. İşte efendim Trabzon'da bir yer, herkes oraya doluşuyor. Yani baktığın zaman Atatürk nerede dolaştı, orada bulundu, orada efendim bir hizmet ortaya koyduysa o bölgenin insanının oraya doğru koştuğunu. Efendim ama çoğunluğun da Anıtkabir'e gittiğini, milyonların da Anıtkabir'e gittiğini ve gerçekten Profesör Haydar Başbey'in de altını çizdiği gibi dualar ettiğini, abdestli gittiğini efendim görmüş olduk. Bugün bir AKP milletvekili bir ifadesi oldu. Çok ilginçtir. Dedi ki keşke dedi Atatürk'ün kabrinin yanında bir de mescit olsaydı gibi bir
ifade kullandı. Ben de sayın o vekile diyorum ki, öncelikle biz atamızı ziyarete gittiğimiz zaman toplu olarak Bağımsız Türkiye Partisi efendim teşkilatları olarak, arkadaşlar olarak gittiğimizde orada abdest alabileceğimiz onlarca efendim yer bulduk zaten. Yani onda bir sıkıntı yok. Abdestimizi alabildik. Efendim çok yakın yerlerde birkaç yerde var. Ve oraya gidiyorsunuz, efendim ziyaretinizi yapabiliyorsunuz. Ama şunu sayın vekilin unutmaması gerekiyor. Şu anda senin namaz kıldığın her yeri sana kazandıran, bu millete kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun yaptığı yani mücadeleyi görmesek ne olacağını bir düşünmek lazım. O efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatanını size mescit olarak açtı. Yani şu anda efendim Atina'da birçok camiler kapatılırken, Yunan'ın işgal ettiği efendim yerlerde birçok yerler, efendim birçok mescitler harabeye, ahıra dönüştürülürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk efendim bu milletin inancına, imanına hizmet gayesiyle ne yaptı? Kendi bütün camileri kendi bütçesinden de, kendi cebinden de harcayarak onardı, tamir ettirdi, restore ettirdi. Bütün Anadolu coğrafyasını bu millete mescit kıldı. O yüzden bu gerçeği görmediğiniz zaman göremiyorsunuz işte. Ya hala göremiyorsunuz. Efendim bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bu noktada tabii sayın hani Bağımsız Türkiye Partisi'nin de çok güzel bir girişimi oldu bu aşamada. Ayasofya'da mevlid okutulması konusunda. Tabii yani şaşırmadık. Siyasi bir malzeme oldu evet. Yani şaşırmadık. Yani niye şaşırmadık? Çünkü Ayasofya'yı hani Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ne dedi? Demek ki dedi yani bizim dedi müracaatımızı reddettiler. Ayasofya'da 10 Kasım'da yatsı namazı sonrasında yapacağımız mevlid organizasyonunu kabul etmediler. Ve demek ki dedi Ayasofya siyasete açılmış, efendim ibadete değil veya ibadete açılmamış, siyasete açılmış. Şimdi baktığımız zaman gerçekten bunun ispatı oldu şu anda bu. Yani bu girişim aslında bunun bir turnusolu oldu. Ayasofya'da hakaret serbest ama Ayasofya'da atamızın ruhuna mevlüt yasak. Yani böyle enteresan bir tablo çıkmış oldu. Halbuki yine Hoş Geldin Atatürk eserinin 591. sayfasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayasofya'da mevlüt okuttuğunu görüyoruz 1932 yılında. Salatü selamlar, tekbirler, teravih namazı bir Kadir gecesine denk gelen bir akşam. 30 tane mevlüt han, hafız mevlüt hanla beraber 70 bin kişinin katılımıyla 40 bin içeride tıklım tıklım caminin içi dolu. Dışarıda da 30 bin kişi böyle bir mevlüt ortaya konuldu. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bugün bir bu konuda bir açıklaması vardı. Mesajı vardı. Belki ana haberde de detaylı olarak girecek. Ama ben bazı noktaların altını çizmek istiyorum. Mesela bu konuda biraz önceki konuştuğumuz konuda yaptığı bir vurgu var. Diyor ki işgal sürseydi diyor bugün tepesinde çanların çaldığı bir Ayasofya'yı bir zamanlar burası bizimmiş diye iç geçirerek ancak bir turist olarak gezebilecektik. Belki de bize ait olan hiçbir yer olmadığı için belki biz olmayacaktık. O da ayrı bir konu. Ama biz olsak bile Ayasofya'yı çanlar çalan bir mekan olarak görecektik. Atatürk, Ayasofya'yı kilise olmaktan kurtaran Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkan insandır. Ya Atatürk şunu yaptı bunu ya. Atatürk Ayasofya'yı kilise olmaktan kurtardı. Atatürk burayı Türk milletine kazandırdı. Ve bugün siz eğer burada hani burası müze mi olsun, kilise şey burası müze mi olsun, cami mi olsun noktasında oturup karar verebiliyorsanız bu Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye'de, Atatürk'ün kurduğu mecliste ve yetkilerle yapabiliyorsunuz bunu. Eğer Ayasofya İstanbul ikinci kez fethedilmemiş olsaydı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sen zaten bu kararı veremeyecektin. Bu kararı burada İngilizler mi hakimdi? İngilizler verecekti. Yunan mı hakim? Yunanlar verecekti. Bu kararı sen veremeyecektin zaten. Bu kararda ne kadar durabileceksin o da ayrı bir konu. Bu borçlarla, bu bağımlılıkla, efendim bu ekonomik ve siyasi tabloyla beraber, bu icazet peşinde koşmalarla beraber sen Ayasofya'yı ne kadar cami olarak tutabileceksin o da ayrı bir konu. Yani 2022 yılından bahsediyorlar. Yani bu da burası da önemli.
Bunu da bir yere izleyicilerimiz not alsınlar. Çünkü sen milyarlarca dolar efendim o akıl aldığın iradelere borçlu bir olan bir ülkesin. Senin bağımlılığın var. Dolayısıyla sen bu bağımlılıktan kurtulmadığın müddetçe nasıl efendim tecavüz adası olarak bilinen Akdamar'daki kiliseyi devlet bütçesine restore ettiriyorsan, nasıl 56 milyon lira gibi bir büyük bir bütçeyi Sümele Manastırı'nın tadilatında kullanıyorsan devlet bütçesinden, sen efendim bu mantıkla, bu borçla, bu zihniyetle beraber Ayasofya'yı cami olarak da tutamazsın. Bu sefer müzeye de döndüremezsin. Burası efendim maalesef çok farklı bir tabloya doğru gider. Şimdi bu uyarılarımızı yaptıktan sonra bakın Sayın Hüseyin Baş'ın mesajında şu vurgular da önemli. Malum bir Atatürk'ün ruhuna bir mevlüt programı organize edildi ve reddedildi. Şimdi ne diyor Sayın Hüseyin Baş? Talebimiz reddedildi. Hiçbir yasaklama, engel Atatürk'ü bu milletin gönlünden çıkaramaz. Ve elbette o Ayasofya'dan da bugün olmaz ise yarın mutlaka Atatürk için dualar yükselecektir. Çünkü bunun artık, bunun bir girişimi yapıldı. Bu millet bunu isteyecek. Ama milletimize şunu bilmesi lazım. Ayasofya'da gerçekten bu ibadetlerin yapılması isteniyorsa, bu noktada hangi adımları atacağı da milletimizin belli, yapacağı tercihler de belli. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yine Sayın Hüseyin başlıyor ki, Atatürk olmasaydı ne Ayasofya, ne İstanbul, ne de Türkiye olacaktı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o süreci biraz hatırlayalım. Bakın, İstanbul işgal altında. 4,5 yıl İstanbul İngiliz işgali altında kalıyor. Ve Harbiye Nazırlığı başta olmak üzere bütün özel mekanlara İngiliz bayrakları asılıyor. Galata Kulesi değil mi? Ayasofya'da var mı yok mu bilmiyorum ama neticede Ayasofya elimizde değil. Yani bütün sokaklar, caddeler İngiliz askerleriyle dolu. Osmanlı sadrazamları, Osmanlı sadrazamı ve bütün mebusları yollarda İngiliz askerleri tarafından durdurulup çok adice aranıyorlar. Yani kendi ülkende efendim kimlik göstermen dahi yetmiyor. Öyle bir noktadasın. Ve işgal altındasın. Mebusunu toplayamıyorsun. Mebuslar Meclisi niye? İngilizler kapatmış o Mebuslar Meclisi'ni. Artık meclis kapanmış. Devlet İngiliz'in kontrolünde. Ve sana İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'nın yazdırmış olduğu fetvalar senin hocalarının, senin efendim hocalarının imzasıyla beraber neye dağıtılıyor? Bütün Anadolu'ya dağıtılıyor. Fetvaları yayınlayanlar İngilizler. Altındaki imzalar Said Nursi'lere ait, İskit Bilal Atıflar'a ait veya efendim o dönemin Mustafa Sabri'lere ait. Şimdi baktığımız zaman artık sen sende değilsin. Senin aklın sende değil. Senin gönlün de sende değil ve kalpte de iman yok. Neden? Çünkü hepsini İngilizler kuşatmış vaziyette. Seni avucunun içine almış adam ve senin hilafetini, senin anlayışını, senin yönetimini kendi adına kullanıyor. Böyle bir atmosferde İstanbul bu. Anadolu batıdan gelmiş ta Ankara'lara kadar, efendim Kocatepe'lere kadar ne olmuş? Yunan işgali altında. İngilizlerin desteği, Fransızların desteğiyle beraber. Anadolu'nun her tarafı işgal altında. Sadece bir avuç toprak kalmış. Ve o da neredeyse artık Polatya'ya kadar düşman gelmiş. Yani neredeyse elini uzatıp seni alacak noktaya gelmiş. Ve o noktada işte Gazi Mustafa Kemal buna dur diyor. Efendim büyük bir cesaret, büyük bir iman, büyük bir liderlikle beraber düşmanı efendim yurdumuzdan kovuyor. Millet meclisinin yani millet iradesine meclisi bırakarak, yönetimi bırakarak da meşruluğu önce ortaya koyuyor. Milletin iradesini hakim kılıyor. Neden? İşte bunun sebebini İstanbul'un fethinde anlayabiliyoruz. İşgalden kurtuluşunu anlayabiliyoruz. Yunan Ege'de yenildikten sonra sadece ufak bir birliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bakın ordunun tamamını değil, ufak bir birliği bir komutanla beraber İstanbul'a gönderiyor ve İstanbul'u teslim alıyor. Sadece bir komutanla beraber. Niye? Çünkü meclis meşru, yönetim meşru ve sen Yunan'ı denize dökmüşsün. Yani İngiliz'in uşağını denize dökmüşsün. Adam mesajı alıyor zaten. Senin savaşmana gerek kalmıyor İstanbul'da. Adam çekiyor ve gidiyor. O birlik teslim alıyor. İşte İstanbul'un efendim 1453'teki fethini anlamlı kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'u işgalden kurtarmasıdır. Ayasofya'nın efendim
fethini anlamlı kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayasofya'yı İngiliz işgalinden kurtarmasıdır. Ve sen efendim borçlu olduğun, vefa borcu olduğun ataya o Ayasofya'da efendim beddua okutuyorsun, lanet okutuyorsun, hakaret ediyorsun. Birileri de çıkıyor diyor ki bir Molla Kasım da, kardeşim biz burada mevlüt okutmak istiyoruz. Ona diyorsun ki hayır okutamazsın. Hakaret serbest, mevlüt yasak. Şimdi bunu milletimiz mutlaka takdir edecektir. Efendim kalkıyorsun bir de bunun üstünü örtmek için de Valide Sultan Camii'de mevlüt okutma girişimi yapıyorsun. Yani Ayasofya'da mevlüt okunmasına izin vermeyen irade olarak Pertemiyel Valide Sultan Camii'de mevlüt okumaya kalkıyorsun. Bu onu temizlemez. Ayasofya'ya senin mevlüde kapatman öyle bir suç ki, öyle bir yanlış ki, öyle bir kir ki, öyle bir pas ki, Valide Sultan Camii'nde bunu okutmak seni temizlemez. Bu önemli. Bir diğer konu ise neden Valide Sultan Camii? Neden başka bir cami değil? Süleymaniye'si var bu işin, Selimiye'si var bu işin, Kocatepe'si var bu işin. Yani neden Valide Sultan? Çünkü orada ilk Atatürk'e mevlüt okudan kişi Profesör Doktor Haydar Başbey'di. Bağımsız Türkiye Partisi teşkilatıydı. Yani sen ne yapıyorsun? Ha, demek ki senin mevlüt okutacağın falan yok ama sana birileri, yani öyle bir noktaya geldin ki artık bu mevlütü okutmak durumunda hissediyorsun kendini. Atatürk'ü, efendim bakıyorum şimdi Diyanet'in mesajına, Atatürk'ü saygıyla andığımızı, şehitlerimizle rahmetle andığımızı söylüyor. Atatürk'ü rahmetle andığını dahi söyleyemiyor Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Hala işin orasındalar yani. Ya kardeşim Atatürk senden daha Müslümandı. Profesör Doktor Haydar Başbey bir ifade ortaya koydu. Hoş geldin Atatürk'e Seyyid abi. Ne dedi? Hiçbirimizin soyu onun kadar temiz değil. Hem anne tarafından 55 soyu, hem baba tarafından 55 soyu. Hala atamızı saygıyla anıyoruz. Güzel. Şehitlerimize rahmetle ve minnetle anıyoruz. Atatürk'e rahmet okumaya dilleri varmıyor. Ama şu bir gerçek ki, yani yine baştaki şeyimizi biraz söyledim. Atatürk hepimizden Müslümandı. En fazla rahmetle anılmayı hak eden ve bizim aslında şöyle diyeyim, ona ihtiyacı olan bir insan değildi. Bizim Atatürk'ü rahmetle anmamıza ihtiyacımız var. Bizim bu insanları rahmetle anmaya ihtiyacımız var. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Sonra bakın Sayın Hüseyin Başbeyefendi şunu ifade ediyor mesajında. Yani Atatürk'ü anmak için, yani neden Atatürk'ü Ayasofya'da anmak istedik diye efendim daha önce bir cevabı vardı. Demişti ki çünkü buradan atamıza hakaret edildi. Bu manada sembolik bir şey vardı. Dolayısıyla bu sebepten dolayı, yani bu maalesef yanlışın düzeltilmesi adına aslında burada bir mevlüt okunması gerekiyordu. Bu yanlışta ısrar edildi. Ama şunu söylüyor, onu anmak için diyor, onu hatırlamak için elbette Ayasofya'ya ihtiyaç yok. Mekanlara ihtiyaç yok, camilere ihtiyaç yok onu anmak için. O zaten yasaklansa da Türk milletinin kalbindedir. Hiçbir yasak onu milletin gönlünden çıkartamaz diyor. Yine bu noktada şu çok önemli. Yeniden şu anda diyor, yani son mesaj olarak da şunu ifade ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizi neden kurtardı? Bakın 1935 yılında kendi ifadeleriyle diyor ki, uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Sayın Hüseyin Baş şu vurguyu yapıyor mesajında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o uçurumun kenarındaki ülkeyi aldı. Uçuruma doğru yuvarlanmak üzereyken aldı onu. Ve onu efendim dünyanın sayılı ülkeleri noktasına getirdi. Muasır medeniyetlerin üstüne taşıdı. Hatırı sayılır bir ülke haline getirdi. Sofrasında bütün sofrasında 60 küsur ülkenin temsilcisinin, bunların içerisinde de devlet başkanları da var. Evet. Bir sofrada topladı. Hiçbir ülkenin ayağına gitmedi. Hiçbir liderin ayağına gitmedi. Ama 60 küsür devletin lideri veya temsilcisi Gazi'nin ayağına geldi, onun sofrasına oturdular. İngiliz kralı Edward da bunun içine dahildir. O dönemin efendim Amerikan Başkanı Roosevelt, bakın yarın Yeni Mesaj gazetesinde o bölümler de var. Yani dünya liderleri o dönem Atatürk hakkında neler söylediler.
Hoş geldin. Sadece liderler de değil, yani dünyanın her tarafından, bugün sosyal medyada bir önemli isim paylaşmış. Dünyanın her tarafından, en ücra köşedeki bir adanın içerisindeki bir vatandaş da Atatürk'ün vefatı dolayısıyla Türkiye'ye, Türk yetkililerine mesajlar gönderiyorlar. Telgraf çekiyorlar, mesaj atıyorlar. Ve genel olarak Müslüman olanların çoğunluğunun ifadesi İslam bir en büyük temsilcisini kaybetti şeklinde. Yani bugün biz yani Müslümanlık noktasında bazılarının konuştuğu şey, dünya o zaman İslam'ın en büyük temsilcisi, doğunun en büyük temsilcisi olarak görüyor Atatürk. Şimdi hatırlatmışken, bakın yine Hoş Geldin Atatürk eserinde Libya'nın manevi lideri olan Ahmet Sunusi. Sunusi hala şu anda çok etkindir, Sunusiler orada. Ahmet Sunusi, efendim biliyorsunuz Atatürk döneminde Trablusgarp Savaşı'nda da Atatürk'le beraber orada milli mücadeleye hazırlanıyorlar. Yani Libya'nın mücadelesine hazırlanıyorlar. Atatürk onları yetiştiriyor. Ve 1911 yılında tanışıyorlar o şeyde. Trablusgarp o dönemde tanışıyorlar ve çok seviyorlar. Ondan sonra da zaten milli mücadele başladığı zaman Ahmet Sunusi Hazretleri, ki kendisi büyük bir veli, büyük bir hak dostu ve dünyada da tanınmış bir insan. Mesela çok ilginçtir. Ben tabii Prof. Dr. Haydar Baş Bey Ahmet Sunusi'yi anlattıktan sonra, kitabına da koyduktan sonra ben biraz da araştırmak durumunda oldum. Baktım ki Vahdettin, o dönemin padişahı olan Vahdettin, Osmanlı padişahı, Ahmet Sunusi'ye hilafet teklifinde bulunmak istiyor. Bu bilgilere ulaştım kaynaklarla beraber. Yani onu İslam halifesi yapmak istiyor. Tam bu girişimde bulunacakken, dönemin işte sadrazamı damat Ferit olması lazım, bunu engelliyor, müsaade etmiyorlar. Diyorlar ki bu efendim sıkıntılı, efendim kendi konumlarına zarar vereceği düşüncesiyle buna müsaade etmiyorlar. Şimdi bakıyoruz, Ahmet Sunusi öyle bir insan ki o dönemde yani hilafet koltuğuna düşünülen bir isim. O derece bir alimliği var ve o derecede bir aynı zamanda manevi yönü de var. Tanınmış bir insandan bahsediyoruz. Bu insan rüyasında Hazreti Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ve ondan sonra, ve bunu kendisi anlatıyor zaten. Mecliste anlatıyor bunu. Yaptığı konuşmalarda anlatıyor. Güneydoğu'da yaptığı faaliyetlerde anlatıyor. Milli mücadele yıllarında. Ve diyor ki, ben diyor rüyamda Allah Resulü'nü gördüm. Bana sol elini uzattı. Her zaman sağ elini uzatırdı. Bu sefer sol elini uzattı. Dedim ki ya Resulallah, neden bana sol elinizi uzattınız? Neden sağ elinizi uzatmadınız? Dedi ki bana diyor, sağ elim Anadolu'da mücadele veren Mustafa Kemal'in üzerindedir. Git ona diyor yardımcı ol. Ve bunun üzerine Ahmet Sunusi bütün görevlerini, Libya'daki manevi görevlerini, zahiri görevlerini ne yapıyorsa hepsini bırakıyor ve koşa koşa efendim Anadolu'ya geliyor, Bursa'ya geliyor. Bursa'da efendim bir yine milli mücadelede katkı sağlayan bir hatta vekillerden bir tanesi olması lazım. Onunla tanışıyor. Ve talebini iletiyor. O vekil de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e haber gönderiyor telgrafla. Tabii ki diyor mutlaka ama diyor onun katılımı diyor mecliste yapacağız diyor. Ankara'da yapacağız. Ve Ahmet Sunusi Hazretleri geliyor ve Atatürk mecliste konuşma yapıyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam'ın lideri olduğunu orada ilan ediyor. Yani burada verilen mücadele diyor Müslümanlığın mücadelesidir. İslam'ın mücadelesidir. Bunu anlatıyor Ahmet Sunusi orada. Ve daha sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e diyor ki bana diyor vazife ver. Ne vazife verirsen yani cephede savaş dersen savaşırım. Başka bir şey dersen onu yaparım. Bana verdiğin vazifeyi ben bunun için buraya geldim diyor. Görevli olarak geldim. Sana hizmet etmek için geldim diyor. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle büyük bir insan ki dönemin en büyük evliyaları onun emrine giriyor. Onun hizmetine giriyorlar. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Yani kutbul aktab ifadesi bir hoşgörü anlamında söylenmiş bir ifade değil. Ahmet Sunusi hiçbir irade Anadolu'ya getiremezdi. Atatürk büyük bir velidir yani. Normal bir veli de değildir. Prof. Dr. Haydar Başbey'in anlattığı ifadesiyle. Ve yine Prof. Dr. Haydar Başbey, Ehl-i Beyt onu çok sever diyor. Ehl-i Beyt imamları onu çok severler.
Maneviyatı olan bunu bilir diyor. Şimdi baktığımız zaman işte Atatürk de bakıyor, tamam diyor, sen diyor tanınmış bir insansın, seni tanıyorlar, seviyorlar. Güneydoğu illerinde diyor vazife alacaksın. Aynı zamanda Suriye ve Irak topraklarına gidip oradaki insanların milli mücadeleye katılımını, bize destek sağlamalarını sağlayacaksın. Ve Ahmet Sunusi Hazretleri gidiyor Güneydoğu'da. Orada önce o bölgedeki Kürt vatandaşlarımızla beraber toplantılar yapıyor. Ve Atatürk'ün misyonunu anlatıyor orada. Ve onları milli mücadeleye katıyor. Ardından da Suriye Araplarıyla, Suriye ile ve Irak'taki Araplarla görüşüyor. Onların da desteğini alıyor. Ve orada sempozyumlar, programlar organize ediyor ve orada konuşmalar yapıyor. Ve her bir konuşmasında, bakın her gün rapor veriyor. Telgrafla beraber Atatürk'e bugün şunu yaptım, böyle yaptım, başka bir isteğiniz, emriniz, arzunuz var mı? Atatürk'e her gün rapor veriyor. İşte Atatürk böyle bir insan. Ve hoş geldin Atatürk'te bunları bulabiliyorsunuz. Böyle efendim geniş, detaylı bir, belgeli bir eserden bahsediyoruz. Şimdi geldik tabii, bakın Sayın Hüseyin Baş'ın mesajında. Şimdi bakıyoruz, Atatürk 1935'te yaptığı açıklamada da ifade ettiği gibi, yani uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Bu noktadan aldığı ülkeyi, Osmanlı'nın çökmüş, efendim yanmış, yıkılmış olan o coğrafyasını aldı, milletini aldı, insanını aldı, aldı onları. Şerefli, onurlu, haysiyetli bir Türk milleti haline getirdi. Bu ülkeyi bağımsız bir vatan haline getirdi, bir toprak haline getirdi, bir devlet haline getirdi. Şimdi bugün ise yine aynen o 1935'teki uçurumun kenarında yıkık bir ülke pozisyonuna tekrar döndüğümüzü görüyoruz diyor Sayın Hüseyin Baş. Tam ifadesi de diyor şu anda bugünkü hali özetliyordu bu cümle. Ekonomide, siyasette, kuşatılmışlıkta. Sınırımızın hemen ötesinde şu anda yığınaklar yapılıyor. Güneydoğumuzun, sınırımızın hemen orada terör devleti oluşturuluyor. Her tarafımız kuşatılıyor bir ateş çemberi içerisinde. Artık Ege'de, Akdeniz'de öyle bir noktaya geldi ki burnumuzu çıkartabileceğimiz bir alan açmıyor adamlar bize. Ve bütün bize ait olan adaları silahlandırdılar, namluları da bize doğru doğrulttular. Yani Türkiye'nin BOP versiyonuna geçmek için hazırlık yapıyorlar şu anda. Bunu görmek gerekiyor. Yani hem içeride hem dışarıda bir kuşatılmışlık var. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Ve Sayın Hüseyin Baş şunu ifade ediyor. Diyor ki, bu anlamda Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun kenarından alıp layık olduğu zirveye taşıyacak tek parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir diyor. Ebedi liderimiz Profesör Doktor Haydar Baş'ın da ifadesiyle, korkmayın çünkü Bağımsız Türkiye Partisi var. Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu temellerini döndürecek ve buradan hareketine kainat devleti yapacak olan Bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleri ve kadrolarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışın 83. yılında bir kez daha anarken onu Türk milletine ve dünyaya en iyi anlatan ebedi liderimiz Profesör Doktor Haydar Baş'ı anmaktan geçemeyiz, anmadan geçemeyiz. Ebedi liderimiz Hoş Geldin Atatürk kitabında da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk birleştirici harçtır. Atatürk'ün ve Haydar Baş'ın evlatları bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir. Evet, bugün onu de böyle bir tweetle beraber taçlandırmış oldu gününü. Sen olmasaydın ne şerefimiz, ne namusumuz, ne vatanımız, ne de devletimiz olmayacaktı. Profesör Doktor Haydar Baş, her şeyimizi borçlu olduğumuz ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Evet, sonsuz bir Kasım. Evet, burada tabii bütün mesele şudur. Tabii ki mutlaka bu ülke üzerinde efendim menfur emelleri olanlar olacaktır. Her zaman. Gazi bunu gençliğe mesajında zaten çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani tersanelerine girilmiş efendim vesaire, yani dört bir yana efendim kuşatılmış bir vatan tablosunu, bir işgal tablosunu zaten ifade ediyor. Elbette ki yani su uyur, düşman uyumaz. Düşman mutlaka olacaktır. Ama şu da bir gerçek ki Atatürk'ün ektiği tohum ve Profesör Doktor Haydar Baş'ın ektiği tohumlarla beraber bu ülkenin bütün milli ve manevi değerlerini kıyamete kadar savunacak mutlaka efendim insanlar da olacaktır. Vatan evlatları da olacaktır. Vatan aşığı, bayrak aşığı, efendim millet aşığı insanlar da mutlaka olacaktır. Yani bu bayrak asla yere düşmeyecektir. O yüzden hiç kimse ellerini ovuşturmasın. Bu vatan şehit kanlarıyla beraber
efendim bayrağımızda da açıkça görüldüğü gibi şehit kanlarıyla beraber sulanmış ve çok sağlam temellere kurulmuş olan bir devlettir. O yüzden ne kadar gaflet olursa olsun, ne kadar yanlış olursa olsun bu ülke efendim kıyamete kadar atanın çizgisinde mutlaka devam edecektir. Bu değerleri koruyacak mutlaka iradeler olacaktır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden hiç heveslenmesinler. Efendim tam bitti, bu iş oldu, tamam biz buraya ele geçiriyoruz, yapıyoruz, ediyoruz dedikleri noktada şu bir gerçek. Nasıl dün Mustafa Kemal çıktıysa bugün de onun izinde yürüyen mutlaka Mustafa Kemal'ler. Efendim dün nasıl Profesör Doktor Haydar Baş çıktıysa efendim Profesör Doktor Haydar Başlar çıkacaktır ve bu vatanı efendim bir şekilde koruyanlar olacaktır. Çünkü bu vatanın sahibi efendim aslında bu vatanı, bu milleti emanet eden de aslında Cenab-ı Hak'tır. Bunu unutmamak lazım. Bu tür insanları bizim içimizden çıkartan efendim tabii ki Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bu vatan, bu milleti Ehl-i Beyt nefesiyle yoğrulduğu için, o nefesten beslendiği için Cenab-ı Hak asla yalnız bırakmayacaktır. Bu millet doğru küllenmiş olan bir gönlü var, küllenmiş olan bir aklı var ama bu altındaki kor ateşi de asla unutmamak gerekiyor. Bir gün eninde sonunda o kor ateş açığa çıkar ve bu toprakların gerçek sahibini ortaya koyar. Evet, 10 Kasım'da tekrar atamızı rahmetle, minnetle, saygıyla, hürmetle anıyoruz. Son sözlerinde de, Hoş Geldin Atatürk eserinde de yazıyor, bunun çok önemli bir nottur. Aleyküm selam diyerek nefesini veriyor. Bakıyoruz, ayet-i kerimede de o iman ehli insanları dünyadan göçmek üzere olduklarında meleklerin onlara Allah'ın selamını getirdiklerini ve onların da o selamı aldığını görüyoruz. Tabii o manada bizler de bugün onu rahmetle yine alacağız. Kur'anlarla, mevlidlerle, dualarla kendisini yad edeceğiz. Orada bu ve aleyküme selam ifadesinde evet. Zaten hani kaynaklar ifade ediyor. Sayın Ali Güler'in bu noktada bir şeyi var. Ben tam sayfasını söyleyeyim. 137 olması lazım. Evet, 137'de başlıyor. 139'da evet. Tam şey kısmı var. Saat kaç diye soruyor ve 7 oldu. 7 efendim diyor. Aynı suali bir iki defa tekrar etti. Aynı cevabı verdim. Bir sükunet bulunca yatağa yatırdık. Başucuna sokuldum. Biraz rahat ettiniz değil mi efendim diye sordum. Evet dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrdelp yanaşıp rica etti. Dilinizi çıkarır mısınız efendim? Dilini ancak yarısına kadar çıkardı. Doktor İrdelp tekrar seslendi. Lütfen biraz daha uzatınız. Nafile artık söyleneni anlamıyordu. Dilinin uzatacağı yerde tekrar çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İrdelp'e dikkatle baktı ve aleyküme selam dedi. Son sözü bu oldu ve ikinci fonksiyondan tam 30 saat sonra komaya girdi. Güler'in dediğiniz gibi Ali Güler'in kitabında anlatılıyor. Yani Ali Güler, Atatürk'ün son sözü aleyküme selam. Selam olmuştur. Evet. Nas suresi 32. ayet şöyledir. Bu da Profesör Doktor Haydar Başbey'in konuyu anlattıktan sonraki yorumu. Atatürk'ün komaya girmeden evvel söylediği son sözü aleyküme selam olmuştur. Bu sözün mahiyeti hakkında Kur'an-ı Kerim'den istifade edelim. Nahl suresi 32. ayet şöyledir. Onlar takva sahipleri meleklerin selam sizin üzerinize olsun. Selamun aleyküm sözüne karşılık yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir diyor. Evet, yani herkes her isteyen ve aleykümselam veya ve aleykümselam diyemiyor. Evet. Atamız işte son nefesinde bunu söyleyebilen bir insan ve öyle bir aslında bir insan ki yani Profesör Doktor Haydar Başbey şu an zamanımız nedir bilmiyorum ama var biraz da. Profesör Doktor Haydar Başbey bize öyle bir belgelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlattı ki ben aslında şu boyutuyla da çok hayran oldum Atatürk'e. Yani hani liderliğini zaten hayrandık. Komutanlığına zaten hayrandık. Bürokrasi duruşuna zaten hayrandık. Devlet adamlığı kumaşı zaten hayrandık. Ama burada bir insan hani devletin bekası için, milletin bekası için o ömrünü içinde yaşamış edin. Olduğu o manevi hadiseleri bu kadar mı gizler?
Yani bir insan ki düşünün, birçok şeyi yaşıyor. İçinde bir umman var, içinde bir derya var. Ama bu deryayı devletin bekası ve milletin bekası için zahiri boyutuna taşımıyor. Bunu gönlünde yaşıyor. Ve burada bakın çok enteresan bir noktadır. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda yani kerametlerine şahit olunmuş olan bir insandan bahsediliyor. Mesela Mareşal Felix'in... Boşuna evliya denmiyor yani. Tabii hoş geldin Atatürk'esine belgeleri var. Yani kimin eserinde? Halide Edip Adıvar'ın eserinde biliyorsunuz. Halide Edip Adıvar Amerikan yanlısı, Amerikan mandacılığını savunan bir insan. Gemiye binerken öyle evet. Zaten yolları orada ayrılıyor Atatürk'te. Yani Cumhuriyet'ten sonra Amerikan mandacılığını savunduğu için Atatürk de tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dediği için yolları ayrılıyor. Yani ben diyor Amerikan yanlısı olmasını istiyordum diyor ve çekiyor gidiyor Amerika'ya. Yani ama onun eserinde bakın bu insanın eserinde anlatılıyor bu olay. Ne anlatılıyor? İşte cephede büyük taarruz olması lazım veya Sakarya Meydan Muharebesi de olabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk karargah çadırında bir anda orada Halil Edip Adıvar da var. Bir anda diyor ki hemen diyor bana Mareşal Fevzi Çakmak'a çağırın diyor. Fevzi Çakmak'a çağırın diyor. Ondan sonra hemen çağırıyorlar. Bir sabah vakti, sabah namazı vakti olması lazım. Hemen çağırıyorlar. Mareşal Fevzi Çakmak geliyor. Buyurun paşam diyor. Bunların hepsi kayıtlı evet. Evet. Diyor ki sayın diyor paşam diyor hemen diyor. Dün akşam gördüğünüz rüyayı diyor şu kağıda yazın ben de yazacağım diyor. Ve başlıyorlar. Efendim Mareşal Çakmak bir tarafta yazıyor. Gazi Mustafa ve orada da Halide Edip adı var olmak üzere birçok kişi de orada şahit. Zaten kitabında yazıyor bunu. Yazıyorlar ve iki metini yan yana koyuyorlar. Fevzi Çakmak da Atatürk'te aynı rüya görmüş. İkisi de Allah Resulü'nü görüyor. Ve Allah Resulü de şunu ifade ediyor. Fetih size nasip olacak, zafer size nasip olacak. Bunu anlatıyor Allah Resulü. Tam detaylı kitaptan okuyabilirsiniz. Tabii orada herkes bir şokta. Şimdi burada Atatürk'ün Allah Resulü'nü görüp zafer elde edeceğini bilmesine mi şaşırmak lazım? Yani hangi tarafına? Yoksa Mareşal Fevzi Çakmak'ın rüyasını gördüğünü bilmesine mi şaşırmak lazım? Rüya görmesi çok samimi bir mümin olduğunun ispatı. Allah Resulü'nü rüyasında görmesi çok samimi bir mümin olduğunun ispatı. Ama Mareşal Fevzi Çakmak'ın rüyasını bilmesi onun kutbul aktab olduğunun ispatı. Bunu da burada bilmek gerekiyor. Yani herhangi bir insandan bahsetmiyoruz. Hala konuştuğumuzda yani yapılan, tüyleriniz diken diken oluyor işte. Aynen yani yapılan, zaten süremiz çok az bir zaman kaldı. İsterseniz bu konuyla beraber bitirmiş olalım programımızı. Bir 7-8 dakikamız var. Yani bu kadar doruk noktada olan, zaten hani Profesör Doktor Haydar Başbey hep konuşmalarında bundan bahsederdi. Ben onu anlattırken içim içime sığmıyor. Yani gözlerinde yaşla beraber anlattığını hepimiz şahit olduk. Yani böyle bir noktada, böyle bir doruk noktada olan bir insana atılan iftiralar, söylenen sözler gerçekten onun büyüklüğünü bir kez daha ispatlıyor. Yani öyle bir insan ki bir yandan gönüllü olarak bu halleri yaşıyor bu noktada ama zahire döndüğü zaman baktığınızda büyük bir komutan ülkesini kurtarmak için her türlü şeyi ortaya koyuyor. Evet kesinlikle yani burada diyoruz ya içinde bir içinde umman var. Evet. Hani bakın Profesör Doktor Haydar Başbey hani biz ne olarak tanıyoruz? İşte hani zahiri anlamda bir boyundan aşkın yani boyunu geçen üst üste dizdiğinizde eserler ortaya koymuş. Atatürk Vatandır Sempozyumları, Ehl-i Beyt Sempozyumları. Yani baktığınızda hayatın içerisinde yetiştirdiği kadro binlerce milyonlarca insan. Yani çok boyutuyla tanıyoruz. Ama bütün bu tanıdığımız boyutlar bile onun gerçek boyutunun belki... Ya o yüzden bir başka Haydar Baş yok, gelmesi imkanı yok yani evet. Yani bir insan ki düşünün, yani kendisinin bir ifadesi vardı bir ara. Evladım derdi, bazen bir insana bir söz söylemeniz gerekir. Ama onun için 10 yıl beklersiniz. Evet. 10 yıl beklersiniz diyor, işte lider budur diyor hocam. Yani, lider olmak öyle kolay şimdi, değil evet. Aynı özellikle, benzer özellikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te de görüyorsunuz. Yani bu ülkenin kurtuluşunun için bir cumhuriyet kurulması gerektiğini, milli iradenin hakimiyeti gerektiğini biliyor. Yıllar öncesinde. Yıllar öncesinde bunu planlıyor aslında. Planlıyor. Ama bunu özünde saklıyor.
Ve şartlar oluşmasını bekliyor. Ne zamanki şartlar oluşuyor, bunu ortaya koyuyor. Bakın Prof. Dr. Haydar Baş Bey son dönemlerde özellikle hani 55 sempozyumlarıyla beraber bidat akımlarıyla çok ciddi mücadele verdi. Ya o eser başlı başına tevhidin merkezi Ehl-i Beyt bile bu sahada büyük bir devrim yani. Tabii. Mesela Ehl-i Beyt karşıtı bir takım bidat akımları. Osmanlı'yı çökerten budur. Ve efendim Hazreti Peygamber'in vefatından sonra İslam toplumunu Ehl-i Beyt'ten uzaklaştıran zihniyet de budur. Yani benzer zihniyettir bunlar. Ehl-i Beyt'in dışında bir İslam oluşturmaya çalıştılar. Halbuki Ehl-i Beyt'in dışında bir İslam olmaz. Hazreti Peygamber efendim veda hutbesinde size iki şey emanet ediyorum. Birincisi efendim Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an. İkincisi ıtreti Ehl-i Beyt'idir. Bunlar hiç ayrılmaz. Sapıklığa, delalete düşmek istemiyorsanız bu ipe sarılacaksınız diyor. Bunlar birbirinden ayrılmazlar. Şimdi siz Ehl-i Beyt'i bir kenara koyup ben sadece Kur'an bana yeter dediğiniz zaman mızrağın ucuna takıyorsunuz yani. Tabii sizin o yaşadığınız şey Hazreti Peygamber'in dini olmuyor. İslam olmuyor. Şimdi Prof. Dr. Haydar Baş Bey bu bidat akımlarını çok iyi bilmesine rağmen Ehl-i Beyt'i ben 80'li yıllarda tanıdım Haydar Baş Bey. Ehl-i Beyt'i ilk günden beri onun ağzından duyuyorum. Ama dikkat ederseniz Ehl-i Beyt sempozyumları 2011'den sonra başladı. Yıllar sonra. Suriye'deki savaş öncesinde. Evet. Efendim İmam Hüseyin eserini, 12 İmam eserini Prof. Dr. Haydar Baş Bey o yıllarda ondan sonraki yıllarda yazmaya başladı. Neden? Çünkü toplumun hani bidat akımlarına öyle bir insanlar sarılmıştı ki, onu öyle doğru zannediyordu ki, putlaştırmıştı ki, o insanlara sen bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce bunu söylesen, o insanlar ayıkması mümkün değildi. Ama Prof. Dr. Haydar Baş Bey, yani bırakın siz 10 yıl, 20 yıl önce yani şeyini, düşünün 1400 yıldır anlatılmayan şeyleri anlattı. Bir Ehl-i Beyt vurgusu ortaya koydu. 1400 yıldır bu Ehl-i Beyt vurgusu yapılamıyordu zaten. Yani herkes... Bir tabuydu yani. Evet, herkes maalesef yanlışı doğru kabul etmişti. Ama öyle bir doğruyu ortaya koydu ki, herkes dedi ki tamam doğru bu. Şimdi aynı duruşu bakın Atatürk konusunda görüyoruz. Yani şimdi Atatürk seviyor adam ama Atatürk sevdiği Atatürk İngilizlerin anlattığı Atatürk. Yunan'ın bize kabul ettiği yani şeyin çıkamıyor, işin içinden çıkamıyor bir insan. Diyor ki ya ben tamam kimle savaşmış? Hani Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu da anlatıyordu çok sık. Fransızla, İngilizle, İtalyanla yani kelime olarak da gavurlarla beraber savaşmış ve onları ülkeye bu namusumuza, vatanımıza kastetmiş bu düşmanları ülkenin dışına atmış, kovmuş. Yani bizi bunlardan kurtarmış. Bir yandan bunu düşünüyor. Öbür taraftan da dediğiniz gibi İngilizlerin anlattığı bir Atatürk var. O Atatürk'ü de yan yana koyuyor. Ya diyor bu varsa bu nasıl olabiliyor diyor. Böyle bir şeyin içinde kalmıştı insanımız yıllar boyunca. Şimdi zaten Prof. Dr. Haydar Baş Bey Trabzon'daki Atatürk Vatandır Sempozyumu'nda şunu söylemişti. Yani Sayın Hüseyin Baş bundan önceki mesajında da bunu tekrar altını çizmişti, vurgulamıştı. Yani Atatürk'e bir adam hakaret ediyorsa, Atatürk'e aleyhinde konuşuyorsa, ne demişti Haydar Baş Bey? Sakın yani endişe etmeyin. Üzülme. Neden? Çünkü onlar ya İngiliz istihbaratının ya da Yunan istihbaratının adamıdır. Yani bilin ki o adamın bir hesabı var. Yani o adam samimi değil, o adamı ikna edemezsin. Yani oturup da Atatürk'ü sen belgelerle, Osmanlı arşiv belgeleriyle, başbakanlık belgeleriyle sen o adamı ikna edemezsin. Çünkü o adam görevli. Şimdi onunla da uğraşmayacaksın. O adamı sadece efendim bir cümleyle cevabını verip göndereceksin. Yapacağın şey budur. O cümlenin efendim sertliği, yumuşaklığı da sana ait. Duruma bağlı olarak. Şimdi mesele şu. Burada efendim ne yapmaya çalıştılar? Dinsiz bir Atatürk'ü empoze ettiler. Sevenler de dedi ki evet Atatürk dinsizdir. Ve liderleri yani en çok sevdikleri lider dinsiz olarak kabul ettikleri için kendileri de dinden uzaklaştı. Diğerleri ise yani Atatürk düşmanı olanlar da zaten milletle devleti koparmak için yani ülkeyi öyle bir yol verilmiş yarıda kalan işgal devam ettirebilmek için milletle liderini kopartmak istediler. Millet dindar, lider dinsiz mantığını ortaya koydular. Şimdi bunu da annesine, babasına, ailesine hakaretler ederek, ağza gelmeyecek iftiralar atarak bunu yaptılar.
Ve içimizdeki bir takım fesilleri de bunu bu noktada görevlendirdiler. Bayraktarlık yaptırdılar. Pasaportlarını da vererek İngiliz pasaportlarını görevlendirdiler. Şimdi mesele şu. Profesör Dr. Haydar Başbey bu oyunu bozdu işte. Dedi ki o dindar kesime, size empoze edildiği gibi bu insan dinsiz değil. Bu adam Ehlibeyt torunu, peygamber torunu, dindar bir insan. Kur'an aşığı, peygamber aşığı bir insan belgelerle ortaya koydu. Ha, bu sefer samimi olan dindarlar, bidat akımlarının oyununa gelmemiş olan dindarlar baktılar ki ha gerçekten çok doğru. Çok şükür dediler. İşte onlar Anıtkabir'e gidiyor şu anda. Yani Anıtkabir'e dua etmeye gidiyorlar. Ataya saygı duruşunda duruyorlar. Ama dediğimiz gibi samimi olmayan, dinde samimi olmayan İngiliz'in uşaklığını, Yunan uşaklığını yapanlar önüne istediğin belgeye koy. Başında sarık olabilir, yüzünde sakal olabilir, hiç fark etmez. Kalbi peygamberle değil, kalbi Ehlibeyt'le değil. Şimdi siz birisi kalkmış diyor ki işte bu adam şöyle dinsiz. Diyorsunuz ki o adam, senin bu dinsiz dediğin adam var ya, aslında dindar, peygamber torunu işte belgesi, Osmanlı arşiv belgesi dediğin zaman samimi Müslümanın şunu yapması lazım. Vay estağfurullah yani, evet. Peygamber torununa biz yıllardır hakaret etmişiz, yazıklar olsun bize demesi lazım. Kendisine tavrı bu olması lazım. Tabii tavrı bu olması lazım. Ama bir adam bak buna bakıyor, ona bakıyor, belgelere bakıyor. Yok canım diyorsa bilin ki o adam ajandır. O adam ajandır. Hemen bir işaret atın ona yani. Son cümle. Son cümlemiz. Son cümle aslında çok. Aynen bitmez bu konu. O yüzden Atatürk'ü seven ve dinsiz olduğunu düşünen insanlar da baktılar ki ya Atatürk dindar gerçekten yani. Ve onlar da ne yaptılar? Bakın, eğer gerçekten Atatürk'ü seviyorlarsa, Atatürk'ün değer verdiği o samimi, efendim doğru olan anlayışa gönülleri açmaya başladı. Dediler ki, ha demek ki biz yanlış biliyormuşuz. O yüzden birçok bu manada hep siz de duymuşsunuzdur, biz de duyduk çok insandan. Atatürk'ü gerçek manada bu yönüyle seven insanlar, Profesör Doktor Haydar Başbey'i işte dindar böyle olmalı, dindar dediğimiz insan bu. Bu şekilde olmalı dediğini her yerde duyduk. Çünkü o noktada işte milletiyle beraber Atatürk'ü buluşturan o gerçekte çok güzel ifade ettiniz. Yani bir yandan bir dindar kesim, bir yandan dinsiz kesim ama sonuçta bir Atatürk gerçeği var. O gerçekte bu iki kesimde birbiriyle buluşmuş oldu. Yani milleti birleştiren bir harç olmuş oldu Atatürk. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bugün 10 Kasım'da tabii. Atamızı andık, rahmetle andık, minnetle, onun ölçüleriyle beraber dilimiz döndüğünce programımız içerisinde ana haberlerde yine konuyla ilgili önemli haberler var. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar kum saatinde birlikte olmak ümidiyle diyoruz efendim. Saygıyla kalın, hoşça kalın.